Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 100 puan almaya hazır mısın? Evet, şimdi merkeze teyit İlhan Hocam'la beraber bizim kendi yazdığımız senaryoları çözdük. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar, MEP yayınladı senaryoları. Öğretmenleriniz büyük ihtimalle oradan kopyala yapıştır yapacaklar soruları. Biz direkt o soruların birebir aynısını çözemiyoruz ama biraz sayılarını değiştirdik. Hani aynı mantıktaki soruları aynı şekilde sıraladık. Bunları yaptığında o soruları da çat 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 çözebileceksin. İki tane senaryo var. O iki senaryonun neredeyse aynısını birlikte çözeceğiz. 100 puanı alacaksın. Güzelce bütün mantıklarını anlatmaya çalışacağım. Zaten önden de bir hazırlık yaptın değil mi? Yaptın mı önden hazırlık? Yapmadıysan bile detaylıca anlatacağım. Bunları yaptığında o senaryolarla ilgili sorular karşına geldiğinde hiç şaşırmadan, hiç yamulmadan güzelce çözeceksin. Hadi bakalım bir videoya beğeni at. Bir yorum yaz sonra 100 puan almaya başlayalım. Gel bakalım şimdi. İlk senaryomuzda önce adımızı soyadımızı yazalım mı? Sınavda da adınızı soyadınızı yazın ha. Unutmayın ad soyad yazmayı. Selim Yüksel yazdık. Şimdi ilk sorumuz temel dönüşümler ve ile ilgili problem çözer diyor. Şimdi bize bakın çok benzeri senaryodaki sorunun öteleme dönüşümlerimiz ve simetri dönüşümümüz var. Hadi güzelce bir yapalım bir anlayalım. Diyor ki analitik düzlemde ABC üçgeni verilmiş. Aha da üçgen duruyor burada. Diyor ki ABC üçgenini x ekseni boyunca negatif yönde 6 birim. Y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim öteledikten sonra elde edilen görüntüsünün x eksenine göre simetriği alınıyor. Buna göre ABC üçgenin öteleme ve simetri dönüşümler sonucunda elde edilen görüntüsü analitik düzlemde gösteriniz diyor. Basit bir soru. Hadi başlayalım. diyor ki. Önce diyor ki x ekseni boyunca negatif yönde 6 birim. Şimdi bakın pozitif yön sağ taraf, negatif yön sol taraf diye x ekseni boyunca. Kaç birim öteleyelim diyor? 6 birim. Bak köşelerden başlayacağım. Şimdi burada x'im kaçta tam benim? 1'de. O zaman 6 birim nereye gideceğim arkadaşlar? Sola gideceğim. Bak 6 birim sola geldim. 1'den 6 birim sola geldiğim zaman nereye gelirim? Bak 1'den 6 birim sola geldim. Nereye geldim? Eksi 5'e geldim. Bak buradaki köşem A tam buraya geldi. Tamam. Bakıyorum bu 3'te. 3'ten 6 birim sola doğru gidiyorum. Yani 3'ten 6'yı çıkarıyorum aslında. 3 eksi 6 nereye gidiyor? Eksi 3'e gidiyor. Aldım. Burası da eksi 3'e geldi. Çiçi indirdim. Bak burada. Şimdi A ile B'yi almış oldum. Tamam geldik C'ye. Bak C de 3'te. O zaman hemen bunu 6 birim bu tarafa aldığım zaman buraya geldi. Şu anda hangi dönüşümü yaptım? X ekseni boyunca 6 birim sola ötelemiş oldum. Diyor ki Y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim. Şimdi Y ekseni boyunca öteleyeceksek pozitif yön yukarı, negatif yön aşağı. 2 birim Aşağı öteleyeceğim o zaman. O zaman bunu tutacağım. Şimdi bu yeni oluşan üçgeni iki birim aşağı indireceğim. Bakın buraya baktığım zaman eksi üçte. Bu eksi üçteki şöyle yeniden çizeyim hadi. Şöyle alalım koordinat sistemini. Şöyle tamam şöyle olsun. Şu da şöyle olsun. Bakın şimdi bu birdeki birdeki tam birinizi aslında ya. İki birim aşağıya indirdiğim zaman eksi birde pardon. İki birim aşağı indirdiğim zaman nereye inecek? ...eksi 3'e inecek... ...şimdi buradaki 3'teki olan... ...iki birim aşağı indirdiğim zaman nereye inecek... ...eksi 5'e inecek... ...bak tam hizası nerede buranın... ...eksi 3'te... ...eksi 3 için... ...geldi bu nokta burada... ...burası C noktamız... ...indirdim düz çizgimi... ...burası B noktamız... ...A neredeydi arkadaşlar bakın tam... ...eksi 5'te... ...o zaman bunu da buradan alıyorum... ...üçgenim oluştu... Birazcık yamuk çizdim ama olsun idare edin. Şurası da eksi 5 oldu. Burası A. Burası B. Burası da C olmuş oldu. Tamam. Şimdi öteleme dönüşümümüzü yapmış olduk. Şöyle bir tık yukarı kaldırayım. Öteleme dönüşümümü yaptım. Ne yaptım? Tuttum bunu 6 birim sola kaydırdım önce. Şöyle üstünden bir daha geçelim. 3'ten 6 birim sola geldiğim zaman nereye geldi? Eksi 3'e geldi. Bak hemen buradaki nokta eksi 3'e geldi. B noktası o da aynı hizada olduğu için. Eksi 3'ün hizasına geldi. Sonra A noktası neyin hizasındaydı X'te? 1'deydi. 6 birim sola attığım zaman eksi 5'e geldi. Sonra bunu tuttum 2 birim aşağı indirdim bak. Şöyle göstereyim. Bu burada 2 birim aşağı inmiş hali direkt şöyle olacak. Tamam mı? Bu nerede arkadaşlar? Bakın bir eksi 1'de 2 birim aşağı indirdiğim zaman nereye gelecek? Eksi 3'e gelecek. Yani üçgenim şu olmuş oldu. Tamam. Diyor ki şimdi bunun x eksenine göre simetrisini alıyor. Şimdi x eksenine göre simetrisini alıyorum. Bu noktanın koordinatlarını söyle bana. Eksi 3'e. Eksi 3 değil mi? O zaman x eksenine göre simetrisini alırsak yukarı katlanacak değil mi? Şuradaki eksi 3 neye dönüşecek? Şöyle yukarı doğru onu da uzatayım hadi. Uzattım yukarı doğru onu. Buradaki eksi 3'üm neye dönüşecek arkadaşlar? Artı 3'e dönüşecek. Çat 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 geldi buraya. Bak buradaki noktamı aldım. Kim? Hangi nokta bu? Şuradaki eksi 3'e eksi 3 noktası eksi 3'e 3'e dönüştü. Buradaki noktamı söyle şimdi bana. Eksi 3'e eksi 5. X eksenine göre simetrisini aldığım zaman Y'sinin işareti değişiyor. O zaman bu 3 nereye yükselecek? 5'e. Şöyle yeşille çiziyorum. Bakın bu kenarım buraya gelmiş oldu. Tamam. Şimdi geldim buraya. Hemen şunu katlayalım. Bakın burası da B ile aynı hizada. O zaman B ile aynı hizada olacaksa bunu da çizdim. Sonra birleştirdim ABC üçgeni karşımda. Bakın A noktası buraya geldi A üssü olarak. B noktası buraya geldi B üssü olarak. C noktası buraya geldi C üssü olarak üçgenim burada. Taradım içini. Anladın mı mantığını? Önce sola götürdüm 6 birim. 2 birim aşağı indirdim. Ondan sonra x eksenine göre simetrisini aldığım zaman y'lerin işaretleri değişti. Eksi 3'e eksi 3 noktası eksi 3'e 3'e dönüştü buraya geldi. Eksi 3'e 5 eksi 5 noktası eksi 3'e 5'e dönüştü buraya geldi. A noktasının koordinatları ne? Eksi 5'e eksi 5. Bakın y'si değişiyor. Eksi 5'e 5'e gelmiş oldu. Tamam mı? Zor bir soru değildi. Hadi geldik şimdi limitlere. Limit en kolayı. Analitik düzlemde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre limitleri hesapla diyor. Eksi 4 noktasındaki limit. Bir kere arkadaşlar nerede limit soruluyorsa oraya duvar çizin. Bak x'in eksi 4 olduğu yerde limitimi sordu bana duvarımı çizdim. Elimi grafiğin üstüne koyacağım şimdi. Şimdi bir kere şunu unutma. Limit nerede yoktur? Bizim fonksiyonumuzun grafiği böyle geliyor, böyle gidiyor, böyle geldi mesela grafik koptu böyle oldu. İşte kopan yerlerde limit yoktur sadece. Bizim bu fonksiyonun mesela nerede limiti yoktur direkt onu bir söyleyelim hadi. Bak grafiğin üstüne elini koy geldi içi boş. İçi boş olan yerde limit vardır. Devam ediyor bakın kopma yok grafikte. Grafikte sadece bir yerde kopma var. Nerede? İkide. O yüzden iki noktasında limiti yoktur. Bir kere onu söyleyelim. Hocam o zaman bunun dört noktasındaki limitini nasıl bulacağım? Arkadaşlar grafikte kopma yoksa bakın burada bir duvar çizdim ya. Tam elini grafiğin üstüne koy. Bu duvara geliyorum sol taraftan çarpıyorum. Neyin karşısında çarptım? İkinin karşısında. İşte bu sol limitimdir. Geldim elimi grafiğin üstüne koydum. Bu duvara doğru grafiğin üstündeki yoldan gidiyorum bak. Yoldan gidiyorum tam duvara çarptım. Yine iki de çarptım. İşte grafikte kopma yoksa limit vardır dedik. İkisi de iki de çarptığı için eksi dört noktasındaki limit değerimiz 2. Geldim sıfır noktasına. Şimdi sıfır noktasında duvar çiziyorum. Bak x'in sıfır olduğu yere duvarımı çizdim. Şimdi grafiğimin üstüne elimi koyuyorum. Şurayı silim kafanız karışmasın. Bak soldan bu duvara çarptım. Nerede çarptı? Dörtte. Sağdan çarpıyorum dörtte. Grafikte kopma olmadığı için limitleri vardır ve 4'tür. Şuradaki fx yazımız çıkmamış onu da yazalım. Şimdi diyor ki 2 noktasındaki sağ limite bak diyor. O zaman 2 noktasına geliyorum, duvarımı çiziyorum. 2 noktasına duvarımı çizdim. Dikkat 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 şimdi. Bir kere 2 noktasında limitimiz yok öncelikle. Duvarımızı yeniden çizelim. Bir şey olmaz. Çizdim. Bir kere iki noktasında grafik koptuğu için limit yok. İki noktasında sağ limit ve sol limit var. Hadi onları bulalım. Limit diyelim. X iki noktasında sol limiti sorarsa bana ne yapardım? Bak şimdi. İki duvarım bu ya. İki duvarım bu. Elini grafiğin üstüne koy. Bu duvara soldan soldan gel. Soldan soldan gelince nereye çarp? Nerede çarptı? Üçte. Sol limit değerim üç. Geldim şimdi Limit x 2'ye sağdan yaklaşsın diyorum. Şimdi 2'deki duvara elimi grafiğin üstüne koyacağım, sağdan çarpacağım. Elimi grafiğin üstüne koydum, geldim bu duvara sağdan çarptım. Nerede çarptım? 4. İşte bakın, sağ limit değerim 4 oldu arkadaşlar. Ama bu fonksiyonun 2 noktasında limiti var mı diye sorsaydı İkisi eşit olmadığı için limiti yoktur diyorduk. Ama bize sadece sağ limiti sorduğu için 4 bu 4 bu 8 2 ile topladım. Sorumun cevabı 10 oldu. Tamam mı? Limitte duvarı çiz, duvara sağdan, soldan çarp, olayı bitir. Hadi gel bakalım şimdi üçüncü sorumuza. Ne diyormuş bakalım? Uygun şartlarda mı f(x) fonksiyonu vermiş. f(x) fonksiyonu her gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre A'nın alabileceği değer aralığı. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Mesela benim karşıma x artı 2 bölü x eksi 3 diye bir fonksiyon çıkarsa, paydayı sıfır yapan değerlerde bu fonksiyonun sürekli olmuyordu. Nerede sürekli değildir bu fonksiyon? X'in 3 olduğu yerde sürekli değildir. Diyor ki böyle bir fonksiyon vermiş, her zaman sürekli diyor. E bölüm durumu varsa, paydayı sıfır yapanlarda sürekli olmuyordu. E bu her yerde sürekli ise demek ki bunun paydası hiçbir zaman sıfıra eşit olmamış. Şimdi o denklemi alıyorum. X kare artı AX artı 9 eşit olmayacak hiçbir zaman sıfıra. Şimdi bu kaçıncı dereceden bir denklem? İkinci dereceden bir denklem. İkinci dereceden bir denklemin hiçbir zaman sıfır olmaması için deltası sıfırdan küçük olmalı. Deltayı ne hesaplıyorduk? B kare. Şöyle yazalım. A, x kare artı b, x artı c eşittir 0 gibi bir denklemin varsa bunun deltası neydi? x'in katsayısı b'nin karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı a sabit c. İşte delta buydu. İşte buradaki hesaplayacağım deltayı sıfırdan küçük olacakmış. b kare eksi 4 a c küçük olmalı sıfır. Burada B dediğimiz X'in katsayısı olan A'dır. A'nın karesi eksi 4. A dediğimiz buradaki X karenin katsayısı yani 1. C dediğimiz sondaki sabit yani 9. Sıfırdan küçükmüş. Ne geldi şimdi? A kare eksi 36 küçük olmalı sıfırdan. Şimdi burada bir eşitsizlik çözümü yapacağım. Hemen bir iki kare farkı yapıyorum burada. A'nın karesi eksi 6'nın karesi küçük sıfır. Çarpanlarını ayırdım. 2 kare farkı a eksi 6 çarpı a artı 6 küçük 0. Burayı 0 yapan değerim 6. Burayı 0 yapan değerim eksi 6. Tablomu yapıyorum şimdi. Aldım böyle. Şimdi eşitlik olmadığı için içlerini boş bıraktım. En büyük derece terim işareti artı. Burada artı ile başladım. Kökte işaret değiştirdim eksi. Kökte işaret değiştirdim artı. 0'dan küçük olduğu yer burası. Veya isteyen şöyle de yapsın. Şuraya kadar geldik ya. Burada 36'yı karşıya at. A kare küçükmüş 36'dan. He. Karesi 36 olan sayılarım vardır benim. Biri 6'dır, biri de eksi 6'dır. İşte eksi 6 ile 6 aralığındaki sayıların kareleri 36'dan küçüktür. O zaman çözüm kümemiz eksi 6 ile 6 aralığıdır deriz. Tamam mı? Böyle bölüm durumunda bir şey verip her yerde süreklidir derse sana o ikinci dereceden denklemin ne olacak arkadaşlar? Deltası sıfırdan küçük olacak. Gel bakalım şimdi. Diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde bir parçalı fonksiyon tanımlamış. Diyor ki buna göre f fonksiyonu x eşittir 3'te noktasında varsa türevini bulunuz diyor. Şimdi parçalı fonksiyonların türevini hatırlayalım. Şimdi parçalı fonksiyonların türevinin ilk şartı şuydu. Bizim limit 3 noktasında soldan limitimiz tamam mı 3 noktasındaki soldan limitimiz eşit olmalı yine limit 3 noktasındaki sağdan limitimize yani fonksiyonun limiti olmalı bir şartım daha var fonksiyonun o noktadaki değeri de bunlara eşit olmalı önce buna bakacaksın buna baktıktan sonra bir de şuna bakacaksın bu fonksiyonun kritik noktası 3 3 noktasındaki soldan türevi ile bakın soldan türevi şöyle gösteriyorum tekrar yazayım. Bakın 3 noktasındaki sol türev eşit olmalı bu fonksiyonun 3 noktasındaki sağdan türevine. O zaman önce şu şartı sağlatmaya bakacağım. Hadi başlayalım. Bir kere sürekli mi diye bakıyorum. Şurası 1 arkadaşlar. PDFte yanlış olmuş. Şurası 1 tamam mı? Şimdi önce sürekli mi diye bir bakalım. 3'ü yerine yazdım. Neye bakıyorum? Sol limite bakıyorum. Sol limitimi hesapladım. 3'ü yerine yazdım. 2 çarpı 3 artı 4. Sol limit değerim 10 oldu. 3'ü sağ limit için burada yerine yazıyorum. 3'ün karesi artı 1. 9 artı 1'den 10 yaptı. Sağ limitle sol limitim eşit. Fonksiyon değerine bakıyorum. Buna eşitlik var. O zaman F3 dediğimize hesaplarken de 3'ü burada yerine yazıyorum. Bu da 10. O zaman 3'ü birbirlerine eşit oldu. Yani fonksiyon sürekli oldu bu cepte. O zaman neye bakacağım şimdi? Sağ türev ve sol türeve bakacağım. Hadi başlayalım o zaman. Bu fonksiyonun 3 noktasındaki soldan türevi için hangi fonksiyon kullanılır? 3'ten küçük değerler. 3'ten küçük değerler için bu. O zaman 2x artı 4'ün türevini aldım. 2 yaptı. Şimdi x ya 3'ü yerine yazacak bir şey olmadığı için 3 noktasındaki soldan limitimiz 2. Geldim şimdi 3 noktasındaki bu fonksiyonun sağdan türevine bakacağım. 3'ten büyük değerler için fonksiyonum bu. Türevini aldım hemen 2x yaptı. 3'ü yerine yerleştirdim şimdi. 6. Bu fonksiyonun sağ türevi, sol türevi 2. Sağ türevi aldığı 6 olduğu için eşit olmadığı için bu fonksiyonun x eşittir 3 noktasında türevi yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Kritik noktada. Önce sürekli olmasını sağladım. Sağ limit, sol limit ve fonksiyon değerleri eşit mi? Eşit. Eğer bunlar eşit olmasaydı direkt x eşittir 3'te türev yoktur deyip geçecektim. Ama bu şart sağlandıysa ikinci şartıma geldim. Sol türevini aldım 3 yazdım. Sağ türevini aldım 3 yazdım. Birbirlerinden farklı olduğu için x eşittir 3 noktasında türev yoktur dedim. Gel bakalım 5. Beş. 5. soruda çarpımın türevi mutlaka karşına gelecektir. Uygun koşullarda tanımlı fx'i ve gx'i vermiş fonksiyonun x eşittir 3 noktasındaki türevi nedir? Oku burayı fx çarpı gx'in x eşittir 3'teki türevini istiyor. Çarpımın türevini hatırlıyor musun? Hadi bakalım hatırlayalım fx çarpı gx'in çarpımının türevi. Neydi kuralımız? Birincinin türevi yani fx'in türevi çarpı ikinciyi olduğu gibi yaz artı. Sonra ikincinin türevini al gx'in türevi çarpı birinciyi aynen yaz bu. Hadi şimdi türevimizi alalım o zaman. F türev x. Bakın fx fonksiyonu burada. Türevini söyle bana hemen. Türevini alırken 3 başa düştü. Tamam mı? 3'ü başa düşürdüm. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6 x'in karesi oldu. 3 x'in türevi de artı 3. Türevinin yerine yazıyorum o zaman. Eksi 6 x kare artı 3. Çarpı diyorum şimdi. G x'i olduğu gibi yazacağım. G x neye eşit? Eksi x kare eksi 3'e eşit. Artı. Şimdi GX'in türevi. Hemen şurada GX'in türevini söyle bana. 2 başa düştü. Eksi 2X yaptı. Eksi 3'ün türevi 0 zaten. O zaman bunun türevi eksi 2X. Bununla da FX'i çarpacağım. FX dediğimiz neye eşit? Eksi 2X küp artı 3X'e eşit. İşte bu benim neyim arkadaşlar? FX çarpı GX'in türevi. Diyor ki türevde x gördüğün yerlere 3 yaz şimdi diyor. Gerisi kolay. x yerine 3 yazdım. 3'ün karesi 9. 9'da eksi 6'yı çarptım. Eksi 54 yaptı. Yanında artı 3'ümüz var. Çarpı dedim. x yerine 3'ü yazdım. 3'ün karesi 9. Başında eksi var. Eksi 9. Eksi 3 de burada. Şöyle yazayım hadi. Eksi 9. Eksi 3. Şimdi geldim buraya 3 yazdım. 3 ile eksi 2'yi çarptığım zaman ne yaptı? Artı. Burası eksi 6 yaptı. 3'ü yerine yazdım. 3'ün Üçün 3. kuvveti nedir? 27. 27 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 54. 3'ü burada yerine yazdım. 3 ile 3'ü çarptım. Artı 9 geldi. Hadi bitirelim. Şimdi şuradan eksi 51'im var. Çarpı. Buradan eksi 12' var. Sonra eksi artıyı koyalım. Eksi 6 ile de neyi çarpacağım bunları topladığım zaman... Eksi 45'i çarpacağım. Öncelikle şu eksiler artıya çevirsin arkadaşlar. Burayı çarptığımız zaman ne geliyor? 510. Bir tane geliyor onunla çarptığım zaman. 2 ile 51'i çarptığım zaman da 102 geliyor. Çarptım 612. Burası artı 612 yaptı. Şimdi şu eksiler artıya çevirdi. Bunları çarptığım zaman 240 30 daha 270 de buradan geldi. Topladığımız zaman 882'ye eşit olmuş oldu. Çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinciyi olduğu gibi yaz. Sonra ikincinin türevi çarpı birinciyi olduğu gibi yaz. Tamam mı? Aldım fx'in türevi. Eksi 6x kare artı 3. Sonra ikinciyi olduğu gibi yazdım. Sonra ikincinin türevini aldım. Eksi 2x birinciyi olduğu gibi yazdım. X yerine 3 yazdım. İşte matası yaptıysam da affola. Geldim şimdi 6. soru. Bileşke fonksiyonun türevi. Fx'i ve gx'i vermiş. Bu bileşke fonksiyonun türevini al diyor. Şimdi arkadaşlar bu sorunun içerisinde iki şey çözeceğim. Soru f bileşke g'yi bir kere kabuk yöntemiyle yaz. Senden bunun türevini istiyorsa bak f dışarıda içeride gx. Bir bunu yapacağım. Bir de soru da size f türev g2'yi sorarsa diye bir de yapacağım. Tamam mı? Yani şöyle bir de yani değerli sorulur genellikle bu sorular. F bileşke G'nin türevi 2 gibi bir şey sorduğu zaman ne yapacağız ona bir bakalım. Önce bu sorudaki sorularına bir bakalım. Kazanımda böyle sormuşlar. Bunun türevi nedir şimdi? En dıştan başlıyorum. F'in türevi F türev. İçini olduğu gibi yazıyorum. Sonra içerideki GX'in türeviyle çarpıyorum. İşte bu. Hadi başlayalım. Şimdi bunun için bana F'in türevi lazımmış. F burada. Hemen F türev x'i söyle bana. F türevi x neye eşit? 2x. Tamam. Şimdi F türev x'i buldum. Diyor ki şurada kenarda yapalım. F türev x'in içerisine x gördüğün yerlere gx yazacaksın diyor. Bak F türev x'im 2x'ti benim. 2'yi koydum. X gördüğün yerlere Gx'i yazacaksın diyor. Gx neye eşit? X eksi 4. Burayı hallettim. F türev Gx neye eşitmiş? 2 çarpı x eksi 4'e eşitmiş. Bunu da Gx'in türeviyle çarpacakmışız. Gx burada. Gx'in türevini söyle şimdi bana. G türevi x. X'in türevine 1. Eksi 4'ün türevi 0. Yani G türevi x 1'e eşit oldu. O zaman buradan cevabı buldum. İçeri dağıtıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 2x eksi 8. Böyle. Tamam mı? Ne yaptık? Önce kabuk yöntemiyle yazdık. Dışarıdan başladım. F türev, içini aynen yazdım. İçinin türeviyle çarptım. Bu ne demek? F türevde G'yi yerine yaz. F türevi aldım. 2X, X yerine GX'i yazdım. GX, X eksi 4'tü. Burası oluştu. Sonra G türev, G türevde 1'di. Şimdi böyle bir soru karşımıza gelirse peki ne yapacağız? Böyle bir soru gelirse önce kabuk yöntemiyle yine türevi bir alacaksın. Şöyle yazdığım bunun türevi. Türevini söyle bana ne eşit? F türev. Gx çarpı içinin türevi. G türev x. İşte bunu da 2 yaz diyor şimdi. F türev G2 çarpı G türev 2. İşte böyle daha kolay. İşte bu soruyu çözerken neyi bulacaksın önce? G2. Geldim buraya. Dedim ki G2 lazım bana. G2'yi bulabilmek için X yerlerine ne yazacağım? 2 yazacağım. X yerine 2 yazdım. X yerine 2 yazdım. Eksi 2. G2'nin eksi 2 olduğunu buldum. Bunun yerine eksi 2 yazdım. Ne oldu burası şimdi? F türev eksi 2 çarpı G türev 2 oldu. F'in türevini alıp eksi 2 yaz diyor. F'in türevi neydi? F türev X'in 2X olduğunu bulmuştum. Eksi 2 yaz diyor. F türev eksi 2. Eksi 2'yi yerine yazdım. Eksi 4 yazdı. Burayı buldum. Sonra G türevi 2 diyor. Ya G'nin türevinin her koşulda 1 olduğunu bulmuştuk. 1 yazdım. Eksi 4. Yani soru da sana değerli de sorabilir. Değersiz böyle x'li de sorabilir. Hangisi sınavda karşına çıkarsa yapıştır geç. Gel bakalım. Şimdi 7. sorumuz. 7. sorumuz da diyor ki bize bir fonksiyonun artan azalan olduğu yerleri bul. Kimin artan azalanlığını soruyorsa onun türevini alacaksın. Diyor ki fonksiyonu verilmiştir diyor. Bu fonksiyonun artan azalan ve yerel ekstremumlarını bul. Artan azalanlığı ve ekstremumlarını bulabilmek için bu fonksiyonun türevi alınır. F türev x. Şimdi bakın şu 3 başa çarpı olarak düşer. 3'ler götürür. 5 kalır. Üstünü biraz altırım kare. Şimdi buradaki 2 başa eksi olarak düşer. Eksi 14x yapar. Bunun türevi de eksi 3. Şimdi ekstremumları bulabilmek için sıfıra eşitleyip köklerini bulurum. Şimdi buradaki 5x kare 5x de x'in çarpımı. Buradaki eksi 3'ü şöyle eksi 3 çarpı artı 1 olarak yazıyorum. Çapraz kontrol ediyorum bakın. Buradan ne geldi? Eksi 15x. Buradan ne geldi? Artı x. Toplamları eksi 14x'i veriyor mu? Veriyor. Demek ki doğru yapmışım. Yazarken de yan yana yazıyordum bunları. O zaman f türevi x eşittir. 5x artı 1 çarpı x eksi 3. İşte bunu sıfır yapan değerler lazım. Diyorum ki 5x artı 1 eşittir 0. Salladım karşıya. 5x eşittir eksi 1. Her iki tarafı 5'e bölünce x eşittir eksi 1 bölü 5. Birinci türevi sıfır yapan değerlerden biri bu. x eksi 3'ü sıfır yapan değeri buluyorum. Attım karşıya x eşittir 3. O zaman diğeri de bu. Şimdi tablomu yapacağım. Nerede artan, nerede azalan, nerede max, nerede mi bulacağım. Şimdi küçük kökümüz eksi 1 bölü 5. Geldim sonra büyük köküme. Büyük köküm 3. Tablomu yapıyorum şimdi. Bu işaretler kimle kökler kimin kökleri? F türev x'in kökleri. Peki yorum yaparken kimi yorumlayacağım? F x'i yorumlayacağım. Böyle yazdım. Geldim şimdi F türev x'te en büyük dereceli işareti bak. En büyük dereceli x karenin işareti artı. Artı ile başladım. Tek katlı kök işaret değiştirdim. Bir daha, eşit daha işaret değiştirdim artı. Şimdi bak o zaman benim fx fonksiyonum burada artandır. Burada azalandır. Burada artandır. Oklarımı koydum. Fx'in grafiği nasıldır bak. Böyle burada bir tepe yapar. Burada bir çukur yapar. Şimdi artan olduğu yeri soruyor. Bak nerede artan bu fonksiyon? Yazalım. Bir kere neylerini soruyor. Yerel ekstremum noktalarında bulun diyor artan. Bak bu fonksiyon burada artan bir kere. Nerede başlıyor artan olmaya? Eksi sonsuzda başlıyor. Sonra eksi 1 bölü 5'e kadar artıyor. Birleşim arttığı bir yer daha var bakın. Nerede başlıyor? 3'te başlıyor tamam mı? Şöyle arkadaşlar bu sınır değerlerini köşeli parantez de koysanız doğrudur. Açık parantez koysanız da doğrudur. Fark etmez. Buraya 3'ü koydum. Köşeli parantez. Nereye kadar artarak gidiyor? Sonsuza kadar artarak gidiyor. İşte bunlar. Şimdi sonra bir de diyor ki ekstremum noktalarını bul. Ekstremum noktaları nereler? Biri bura, biri bura. Buradanın apsisinin ne olduğunu biliyorum ben. Eksi 1 bölü 5. Ordinatını bulabilmek için fonksiyonda gidip eksi 1 bölü 5 yazacaksın. Burası yerel minimum noktası. apsisinin kaç olduğunu biliyorum bu noktanın. 3. Ordinatı da nedir? F3'tür. İşte... Biz yerel minimum noktamızı bulduk. Eksi 1 bölü 5'e F eksi 1 bölü 5. Yerel bu maksimum noktası burası tepe yaptı. Burası yerel minimum noktası. İsterseniz bulabilmek için F3 dediğinizi burada yerlerini yazarak bulursunuz. Ama işlem kalabalığı olduğu için gerek yok. Bu şekilde doğrudur. Gel. Hadi bakalım şimdi ikinci senaryomuza doğru ilerleyelim. Hadi bakalım vakit kaybetmeden hemen hemen ikinci senaryonun sorularına başlayalım. İşte Şu telefonumuz şurada kalmış şuradan bir gitsin. Hazır mısın ikinci senaryoya? Hemen dönüşümlerle dönüşümlerle başlıyoruz. Gel bakalım gel bakalım ne varmış? Diyor ki analitik düzlemde P 2 köküçe eksi 2 noktası orijin etrafında pozitif yönde 60 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta x ekseni boyunca Y pozitif yönde 2 kök 3 birim. Y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim öteleniyor. Buna göre P noktasının dönme ve öteleme dönüşümlerinden sonra elde edilen noktayı bulunuz diyor. Şimdi koordinat sistemini bir çizeceğiz. Gel bakalım koordinat sistemi şöyle büyükçe büyükçe bir koordinat sistemi çizelim. Çizdik. Şimdi diyor ki P noktası eksi 2 köküçe eksi 2. Yani apsisimiz eksi 2 köküç Ordinatımız eksi 2. Aldım. Buradayım. Eksi 2 kare kök 3 noktamız burada. Tamam. Eksi 2 noktamız burada. 2 yazdım. Eksi 2 orası. Sildik burayı. Eksi 2 yazdık. Şimdi noktamızı şöyle alalım. Gel bakalım. Noktamız şurada. Tamam. Şimdi hemen söyle bana. Pozitif yön ne taraf? negatif yönle taraf. Şimdi arkadaşlar pozitif yön dediğimiz saat yönünün tersi negatif yön dediğimiz bu taraf. Pozitif yön bu taraf negatif yön bu taraf. Diyor ki şimdi pozitif yönde 60 derece döndürelim diyor. Hadi bir bakalım o zaman. Şimdi şurada hemen bunu orijine birleştireceksin tamam mı? Uzunlukları yerleştireceksin. Buradaki uzunluğumun ne kadar olduğunu biliyorum. 2 kök 3 olduğunu biliyorum. Buradaki uzunluğum 2. O zaman burası 2 ise burası da 2. Burası 90 derece. Bak burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 30-60-90 üçgenin özelliğini bilen bu soruyu yapıştırır. Hemen bakıyorum 30'un karşısındaki 2. 60'ın karşısındaki 2 kök 3. 90'ın karşısındaki de 4. İsterseniz yazalım hadi bunu da yazdık. Şimdi diyor ki pozitif yönde diyor. Bunu 60 derece döndür diyor. O zaman bak buranın tamamının 90 olduğunu biliyor muyuz biz? 30 burası, burası kaç? 60. Şimdi diyor ki, ben diyor bunu buradan alacağım, pozitif yönde 60 derece döndüreceğim diyor. Hop bak pozitif yön bu taraf. 60 derece bunu buradan alıp döndürüyorum. Bak bu uzunluğu döndürüyorum. Geldi çat buraya geldi gördük mü? Şöyle. İşte bunun uzunluğu 4 birim olduğu için Sam nereye geldi noktam? Y eksenin üstüne geldi. Yani Y eksenin üzerindeki nereye geldi? X'i kaçtır bu noktanın sıfır? Y'si kaçtır? Eksi dört. Şu anda 60 derece döndürülmesiyle elde edilen noktayı bulduğum noktam burası. Hadi şimdi diğer söylenenleri yapalım. X ekseni boyunca pozitif yönde iki köküç birim öteleyeceğiz diyor. Şimdi x ekseni boyunca pozitif yönde iki köküç öteleyeceksem sağ tarafa doğru iki köküç götüreceğim bunu. Alıyorum 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 bunu. Bakın x ekseninde iki köküç şurası olsun tamam mı? İki köküç bunu x ekseni boyunca öteledim. O zaman bu noktanın koordinatlarını söyle bana şimdi. X'i ne kadar? 2 kare kök 3. Y'sinde bir değişiklik olmadığı Y'si kaç? Eksi 4. Tamam. Y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim. Şimdi Y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim diyorsa 2 birim nereye inecek? Aşağı inecek. Bak negatif yönde diyorsa 2 birim aşağı pozitif yönde deseydi 2 birim yukarı gidecekti. X ekseninde pozitif sağ negatif sola tamam mı? Y ekseninde pozitif yukarı negatif aşağı. O zaman x ekseni boyunca negatif yönde iki birim öteleyeceksek bunu grafiği tutup iki birim nereye indireceğiz? Aşağıya indireceğiz. Şöyle yapayım görünsün. Şöyle bir tık yukarı kaldırdım. O zaman bunu alıyorum. Buradan ne kadar aşağı indiriyorum? İki birim aşağıya indiriyorum. Bakın tam neredeydim? Eksi dörtteydim. Nereye geliyor o zaman? Eksi altıya geliyor. Noktam burası oldu bakın. Buradan buraya indi noktam. X'i değişmedi. 2 kök 3. Y'si eksi 6'ya dönüştü. Tamam mı? Böyle bir soru karşına gelecektir. Ne yaptık bir tekrar edelim. Önce bana noktayı söylemiş. Noktam neresidir dedim. Eksi 2 köküçe eksi 2. Eksi 2 köküçe eksi 2 noktasını aldım işaretledim. Hemen orjine birleştirdim. Sonra benim karşıma şu şekilde bir doğru oluştu. Bunu bu doğruyu döndürüyorum şimdi. Bu doğrunun uzunluğu 4 birimdi döndürdüğüm zaman da çat buraya geldi. Bak uzunluğu 4 buranın uzunluğu da yine ne oldu? 4 oldu. O zaman bu noktanın koordinatı ne? 0'a eksi 4. Sonra x ekseninde pozitif yönde 2 köküç ötel ediyorsa bu noktayı buradan 2 köküç birim sağ tarafa doğru götürdüm. Koordinatları 2 köküçe eksi 4 oldu. Y ekseni boyunca negatif yönde dediği için 2 birim 2 birim aşağıya aldım. Y'si 2 daha küçüldü işim bitti. Gördün mü? Zor değil. Zor değil. Sadece o çizimi yapacaksın. Hadi bakalım şimdi ikinci sorumuzda limit ile ilgili özellikler. Gel bakalım limitle ilgili özellikler. Ne diyor? Şimdi arkadaşlar şurada fx yazılmamış. Şuraya fx yazalım. Burada da a artı b 25. A ve b reel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesinde f fonksiyonu böyle tanımlamış. Demiş ki 4 noktasında f(x)'in limiti mevcuttur kardeşim demiş. Hemen o zaman bunu kafa yazacağım. 4 noktasında limiti varsa şunu yazacaksın. Limit x 4 noktasındaki sol limiti f(x)'in eşitmiş limit 4 noktasındaki sağ limitine eşitmiş. Hemen bunu diyeceksin. Sonra a ile b'nin toplamının da 25 olduğunu söylemiş. Limit 1 noktasındaki f(x) ile 8 noktasındaki f(x)'in limit toplamlarını istemiş. Şimdi bir kere önce bu sol limitle sağ limitin eşit olduğunu bir kere kullanmalıyız. Hadi bakalım nasıl kullanacağız? Şimdi sol limit ne demek? Sayı doğrusunu düşün. 4 sayısını al. 4 sayısının hemen sağında bir sayı söyle bana. 3,9. O zaman 4'ün solu 3,9 gibi. 3,9 burada nerede? Burada. O zaman 4 sol limit için bunu kullanacakmışız. Ama 3,9 yazmayacağım. X yerlerine yine ne yazacağım? 4. O zaman sol limitimi hesaplıyorum. 4'ün karesi 16 yaptı. A ile çarptım. 16 A yaptı. 4'ü yerine yazdığım zaman artı 12. Sol limitimi hesapladım. Eşittir. Sağ limitime geldim. 4'ün sağında bir sayı söyle bana. 4,1 gibi bir sayı değil mi? O zaman bu fonksiyonu kullanacağım. 4'ten büyükler. X yerlerine gidip 4 yazacağım. Sağ limitimi hesapladım. 4 artı B olmuş oldu. Hemen şu B'yi eksi olarak bu tarafa. 12'yi de eksi olarak bu tarafa alalım. 16 A eksi B yaptı burası. Bu artı 12 bu tarafa eksi 12 olarak geldiğinde 4 eksi 12'den burası da eksi 8 yaptı. Tamam. Bir bilgim daha var şimdi. Bana da soruda A artı B toplamının 25 olduğunu söylemiş. O zaman bunları alt alta topladığım zaman artı b eksi b'ye götürdü. 17 tane a yaptı burası. 25'in 8'i gitti 17. Her iki tarafı 17'ye böldüğüm zaman a'nın 1 olduğunu buldum. E ben şimdi ne biliyorum? A ile B'nin toplamının da 25 olduğunu biliyorum. A'mız 1 B'miz 24. Artık soru bir çocuk oyuncağına dönüştü. Şunların üstlerini temizliyorum. A yerine 1 yazıyorum. B yerine de 24 yazıyorum ve işim bitti. 1 noktasındaki fx'in limiti. 1 nerede? 4'ten küçük. O zaman bu fonksiyonu kullanacağım. Hemen yazalım. Limit x 1 noktasında fx'in limiti için burada 1 bir yazıyorum. 1'in karesi 1. 1 ile çarptım. 1 yaptı. Artı. 1'i burada yerine yazdım. 3 geldi. 1 noktasındaki limitimiz 4'müş. Geldim 8 noktasındaki limit. Bak 8 4'ten nedir? Büyüktür. O zaman burada 8 yazacağım. Geldim dedim ki limit x 8 noktasında fx dedim. Ne oluyor arkadaşlar? 8 artı 24'ten 32 yapıyor. 32 ile 4'ün toplamını istiyor sorumuzun cevabı. 36 cevabına ulaştık. Tamam. Haydi o zaman ilerledim. Haydi o zaman ilerledim. Geldim 5. soruma. Yok, 5 değil ya. Şu tarafta da soru var. Hemen 5'e ne geçtik ya? Üçle 4'ü atlayıp 5'e geçtik. Oh, ne güzel iş. Şimdi arkadaşlar türev alma kurallarıyla ilgili bir sorum. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu bu şekilde tanımlamış. Bu ne demek arkadaşlar? dfx/dx de, fx fonksiyonun x değişkenine göre türevini al. Yani bunun türevini al diyor. Bunun türevini alabilmek için bir düzenlemem lazım. Hadi düzenleyelim. Fx eşittir. Şimdi burada x küp var dursun. Çarpı. Şimdi burada kare kök x var. Bak x'in kendi kuvveti 1. Kökün derecesi 2. O zaman burayı nasıl yazıyordum? x üzeri 1 bölü 2 diye yazıyordum bak. Önce kendi kuvvetini yazıyorsun. Kökün derecesi altına bölü olarak geliyor. Bölü. Hadi aşağıdakini sen söyle o zaman. x'in kendi üstüne 1. x üzeri 1. Kökün derecesi 3 olduğu için bölü 3. Şimdi geldi üssü sayı sorusu oldu bundan sonrası. Devam edelim şimdi. X üzeri. Bunlar yukarıda çarpım durumunda olduğu için üstler toplanılacak. 3 artı 1 bölü 2 olacak. Bu 1 bölü 3 yukarı nasıl çıkacak? Eksi olarak çıkacak. Eksi 1 bölü 3. Şimdi paydalarını eşitleyip düzenleyeceğim. Sonra basit bir türev olacak. Bunların hepsinin paydalarını 6 da eşitleyebilirim. Bunun altında 1 varmış gibi düşünüp 6 ile çarpacağım. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarpacağım. X üzeri Bakın buradan 18 geldi. Buradan artı 3 geldi. Buradan eksi 2 geldi. Bölü ortak paydam 6. O zaman fx fonksiyonun son halini söyle bana. X üzeri. Bunları topladım 21. İkisi gitti. 19 bölü 6. Hadi aldır türevini şimdi. F türev x. 19 bölü 6 başa çarpı olarak düştü. X'in üstünü de 1 azaltacağım. Tamam. Haydi düzenleyelim. F türevi x dediğimiz eşittir. 19 bölü 6 çarpı. Bak paydayı eşitledim 6. Eksi 6 yaptı. 19'un 6'sı gitti. X üzeri 13 bölü 6'ya eşit olmuş oldu. Tamam mı? Bak köklü sayı mantığını vermiş. Önce düzenledik. Ondan sonra güzelce türevimizi aldık. Hadi bakalım ilerleyelim şimdi. Bakalım ne var? Bir bölümün türevi var şimdi. Bölümün türevini bir hatırlayalım. F ve G'leri vermiş. F bölü G'nin türevini al. Sonra X yerlerini 4 yaz diyor. Hadi şöyle bir yapalım. Fx bölü Gx diyelim buraya. Şunu silelim bu 2. Git sen buradan. Fx bölü Gx dedim. Benden bunun türevini istiyor. Neydi bunun türevini hatırlıyor musun? Birincinin türevi yani paydakinin türevini alacaksın çarpı ikinciyi ne yapıyoruz olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi burada araya ne işaretim geliyor unutma eksi işaretim geliyor. Sonra paydadakinin türevini alıyoruz g türevi x çarpı paydaki fx'i olduğu gibi yazıyoruz. Bölüyü çekiyoruz altına ondan sonra aşağıya paydadaki gx'in karesini yazıyoruz unutma. Haydi o zaman bize fx'in türevi lazım. Şu fx'in türevini burada bir alalım. fx'in türevi eşittir. x karenin türevi 2'yi başa düşürdüm. Üstünü biraz alttım. 2x. 7x'in türevinin 7 olduğunu biliyoruz. Şimdi geleceğim yx'in türevini alacağım. Şimdi şunu unutma. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kare kök x'tir. Bunu ezberlersen çok kolay olur. 2'nin türevi de 0'dır. Ama hocam ya ben bunu nasıl hatırlayacağım diyenler... ...kök x'i x üzeri 1 bölü 2 olarak yazıyoruz bak. Kendi kuvveti 1, kökünün derecesi 2. Sonra 1 bölü 2'yi başa düşürüyorum. 1 bölü 2, x'in üstünü biraz azaltıyorum. Eksi 1 yapıyorum. Payda eşitledim. 1 eksi 2 bölü 2 yaptı. X'in üstü eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi bunu düzenleyeceğim sadece. Bölüyü çektim. Aşağıda 2'm var... Bak şu eksi kuvvet bunu da aşağıya indirir. X üzeri 1 bölü 2 olarak aşağıya indirir. Yukarıda 1 kalır. Şimdi 1 bölü 2. Bakın burası X'in kendi üssü 1 kökün derecesi 2. Kare kök X olur. Ama ezberlersen de kolay. Hadi o zaman yerleştirelim şimdi. F türev X dediğimiz 2X artı 7'ye eşit. Bunu yazdım. Çarpı şu, şu aşağıda yazayım. Buraya sığmayacak. Şöyle sildim burayı. Gel eşittir dedim şimdi. f türev x dediğimiz ne arkadaşlar? 2x artı 7, 2x artı 7'yi yazdım. Çarpı gx. gx dediğimiz direkt bu karekök x artı 2. Parantez kullan ki çarpacağız onları. Eksiği koydum sonra. Ne var? Burada g türev. g türev dediğimiz 1 bölü 2 karekök xtir çarpı f var. f dediğimizde x kare artı 7x'e eşit. Sonra bölüsünü koydum altına. Aşağıda ne var? Gx'in karesi. Yani şu karekök x artı 2'nin neyi olacak? Karesi olacak. Şimdi x yerlerine 4 yaz diyor. Yazıyorum 4. Yazıyorum 4. Yazıyorum 4. 4. 4. 4. Şimdi 4 ile 2'yi çarptım. 8. 8 ile 7'yi topladım. Burası 15 yaptı. Tamam. Karekök 4 dediğimiz 2'dir. Artı 2 de burada 2 ile 2'yi topladım. 4. Eksiği koydum. Karekök 4 dediğim 2. 2 ile 2'yi çarptım 4. Nasıl 4 ama? 1 bölü 4. Çarpı. Buradan 4'ün karesi 16 geldi. 7 ile 4'ü çarptım. 28, 28, 38, 44 yaptı burası da. Bölüm. Karekök 4 dediğim 2. Artı 2 iki var. 2 ile 2'yi topladım. 4. 4'ün karesi de 16. Gerisi işlem. Şu 4 ile 44'ü sadeleştirdim 11 yaptı. Şunları çarptım 60. Yanında eksi 11 var bölü 16'mız var. 60'ın 11'ini yolladığımız zaman 49 yaptı bölü 16. Dördüncü soru cepte. Gel bakalım 5 gel bakalım 5. Gel bakalım 5, gel bakalım 5. Uygun şartlarda tanımlı. F fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor ekstremum noktalarını bulunuz diyor. Şimdi ekstremum noktalarını bulurken birinci türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Sonra tablo yapacağım. Hadi başlayalım. Hemen birinci türevini alıyorum bunun. Gel buraya. X kübün türevi 3 başa düştü. Üstünü bir azalttım 2. Şimdi 2 başa düştü. 3 ile 2'yi çarptım 6. Üstünü bir azalttım. Bir azalttığım zaman üssü 1 oldu. Eksi 24 x'in türevi de zaten 24'tür. Bunu sıfır yapacağım. Şimdi hemen 3 parantezin alıyorum. Hepsi 3'e bölünüyor. X kare var. Artı 2x var. Eksi 8 var. Eşittir 0. Hemen çarpandan ayırıyorum. Burası x de x'in çarpımı. Artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı yaptım. Toplamları artı 2'yi veriyor. Yan yana yazıyorum şimdi. 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 4 eşitmiş 0'a. O zaman burayı 0 yapan x eksi 2'yi 0 yapan değer x eşittir 2 değeri. Burayı 0 yapan x artı 4. x artı 4 eşittir 0 için karşıya aldım x eşittir eksi 4. Şimdi köklerimi küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Küçük köküm eksi 4. Büyük köküm 2. Çat çizgimi çektim. Çat çizgimi çektim. En büyük dereceli terimin işaretine bakıyorum artı. Artı. Eksi artı. İşte burada f türev x denilen işaretleri burada fx ile ilgili yorumlar yapacağım. F türev x artıysa fx artandır. F türev x eksi ise fx azalandır. F türev x artıysa fx artan. Bak şimdi nasıl bir şey oluştu. Grafiğin gelecekmiş burada tepe yapacakmış. inecekmiş, burada çukur yapacakmış. Yani ben ekstremum noktalarını aslında apsislerini buldum. Şu noktanın koordinatları ne? Apsisi eksi 4 ordinatı f eksi 4 fonksiyonda yerine yazıp bulacağım. Bu noktanınkini söyle şimdi bana. Yine bir tık daha yukarı kaldır Tim iyice görün. Bu noktanın apsisinin ne olduğunu biliyorum. 2 ordinatının da f2 olduğunu biliyorum. Normalde bulduk. Ama öğretmenleriniz sizden ordinatlarını da isteyebilir. Ordinatlarını bulabilmek için eksi 4'ü fonksiyonda yerine yazacaksınız. F eksi 4. 4'ün 3 kuvveti eksi-64 yaptı E eksi 4'ün karesi 16 16'yı 3te çarptığım zaman artı 48 yaptı 4'le şunları çarpınca artı'ya dönüştü buradan artı 96 geldi artı 5 Şimdi şurası eksi -16 yapar 96'nın 16'sını yolladığımız zaman 80 80'li de 5'i topladım 85 İşte ekstremum noktamın ilki Burası İkincisi. 2'ye F2'ydi. Hemen o zaman F2'yi bulabilmek için fonksiyonda 2 yazıyorum yerlerine. 2'yi yazdım. 2'nin 3. kuvveti şöyle indireyim birazcık aşağıya. 2'nin 3. kuvveti 8. 2'yi yerine yazdım. Karesi 4. 3'te çarptım. Artı 12 yaptı. 2'yi yerine yazdım. Buradaki işaret eksiğiydi şaşırmayın. Şöyle sileyim şaşırmayın. 2 ile eksi 48'i eksi 24'ü çarptığım zaman eksi 48 yaptı artı 5. Bakın şurası 20 yaptı. 48 20'si gitti. Eksi 28 yaptı. Artı 5'imiz var. Eksi 23. Hop. Ekstremum noktalarımdan biri burası. Biri burası oldu. Bu soruda artanlık azalanlık yerlerini de sormuş olabilir. Bakın tabloda buldum. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar artan. Eksi 4 ile 2 aralığında azalan. 2 ile artı sonsuz aralığında tekrar artan olmuş oldu. Bu da biter. Kaçıncı soruyu çözdük? 5. Hadi gel bakalım şimdi. 6. soru bu şeyimizde senaryomuzda altı tane sorumuz var. Diyor ki uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonunu vermiş. F fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Şimdi arkadaşlar bu grafiği böyle azıcık bir şey puan almak istiyorsanız öğretmeniniz her yerden puan kesiyorsa yapacağım ayrıntılı çözüm yapmak zorundasınız. Ama hızlıca ben puan alacağım diyenler için onu da göstereceğim. Ama en ayrıntılı çözümünü şöyle bir göstereyim. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi bir fonksiyonun grafiğini çizerken adım adım önce gidelim. Bir. Şurayı bir düzenleyelim önce. Fx fonksiyonu. X artı 3 arkadaşlar tamam. Şimdi bak burası 2 ile 2'nin çarpımı artı 2 ile artı 2'nin toplamları burayı veriyor. Yani burası x artı 2'nin karesi. Şimdi bir kere şunu unutma bizim fonksiyonlarımızın grafikleri. Şurada bir şey göstereceğim. Tek katlı köklerde bakın bunun kökü kaç? Sıfır yapan değer sıfıra eşitledim eksi 3. Burayı sıfır yapan değer eksi 2. Bak x1 kökümüz eksi 3. x2 kökümüz 2 tane var burada. Çift katlı kök çünkü eksi 2. Şimdi bak benim grafiğim 3'te ve 2'de evet eksi 3'te ve eksi 2'de e, 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 de. değil mi? Tamam. Şöyle grafiği o zaman yeniden çizeyim şunu. Şurayı temizleyeyim şöyle. Bir eksi 3. Bir de ne var arkadaşlar? Burada eksi 2 var. Bak eksi 2 çift katlı köküm olduğu için eksi 2 de grafiğim x eksenine teğet olacak. Eksi üç de kesip gidecek. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunu unutma. Çift katlı olduğu yerlerde grafiğimiz teğet olur. Tek katlı olduğu yerlerde keser. Şimdi bir. Önce bulman gereken şey Y eksenini kestiği yeri bul tamam mı? En kolay odur. Y eksenini kestiği yeri bulabilmek için fonksiyonda x yerlerine 0 yazarım. Bak, x yerine 0 yazdım. 0 yazdım. 0 yazdım. f0 ilkinden ne geldi buradan? 3 geldi. Buradan ne geldi? 4 eşittir 12. Yani benim fonksiyonum şöyle koordinat sisteminde çizerek şurada da göstereyim. Şöyle alayım şunu. Heh, şöyle Y eksenini nerede kesecekmiş arkadaşlar? 12'de kesecekmiş. İşaretle hemen. Şimdi 2. X eksenini kestiği noktalar. X eksenini kestiği noktaları buldum zaten. Bir tanesi eksi 3. Bir tanesi de nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Eksi 3'te grafiğim. Bak eksi 3'ü aldım şurada olsun. Tamam mı? Eksi 2 burada olsun. Eksi 2'de teğet olacağız. Eksi 3'te ne yapacağız arkadaşlar? Keseceğiz. Tamam. Şimdi geldim geldim üçüncüye. Şimdi üçüncü de arkadaşlar aslında grafiğim kabaca çıktı karşımıza. Bizim üçüncü dereceden fonksiyonlarımızın baş katsayısı sayısı şundakiler çarpımları eğer artıysa grafik buradan başlar bak. Burada x eksenini kesecek tamam mı gidecek. Sonra burada şöyle teğet olacak yukarı doğru gidecek. Grafiğimi çizdim. Bak tekrar söylüyorum. Buradan başladığını nereden biliyorum biliyor musunuz? Buradan başladığını şuradan bulacaksınız. Bak şurada x kareli var. Şurada x'li var. Bunları çarptım artı x küp oldu değil mi? Eğer artı x küp olduysa aşağıdan başlar. Eğer eksi x küp olsaydı grafiğim. Grafiğim o zaman buradan başlayacaktı. Eksi 3'te kesecekti. Eksi iki de teğet olacaktı. Bak Y eksenini ki zaten olmuyor. Y eksenini o zaman eksi de kesmesi gerekecekti. Bu şekildeyken olmuyor. Tamam mı? Şimdi bunları yaptık. Şimdi hocanız sizden şuradaki ekstremum noktasını da isteyebilir. Bu ekstremum noktasını bulabilmek için fonksiyonun türevini alacaksınız. Başlıyorum şimdi. F türev x. Şimdi çarpım durumuna getirdim fonksiyonumu ben. Bak fonksiyonum ne? X artı 3 ile x artı 2'nin karesinin çarpımı. Birincinin türevi 1. Bir çarpı x artı 2'nin karesi artı. ikincinin türevi. Şunun türevini alacağım. İkisi başa düştü. Üssünü biraz azalttım. X artı 2. İçinin türeviyle de çarptım. 1. Çarpı birinci. X artı 3. Şimdi burayı düzenleyeceğim. F türev X eşittir. Açalım burayı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Artı. Şimdi x artı 2 ile x artı 3'ü çarpıp 2 katını alacağım. x ile x'i çarptım x kare yaptı. x ile 3'ü çarptım artı 3x geldi. x ile 2 ile x'i çarptım artı 2x geldi. 2 ile de 3'ü çarptığım zaman buradan 6 geldi. Hadi fonksiyonun en düzenli halini yazalım şimdi. F türev x eşittir. Şimdi bakın şurayı içeri dağıtacağım. 2x kare gelecek. 1x kare de buradan 3 tane x kare oldu. Dikkat et şimdi. Burada neyim var? Artı 5x'im var. 2 ile çarptığım zaman 10x yaptı. 4x de burada var. Artı 14 tane x yaptı. Sabit sayıma bakıyorum şimdi. Burada artı 4 var. 6 ile 2'yi çarptığım zaman 12 buradan geldi. 4 buradan geldi. Artı 16 olmuş oldum. Şimdi birinci türevi ne yapan değerler lazım Bana. ...sıfır yapan değerler lazım. Hemen çarpandan ayıracağım. Burası 3x ile x'in çarpımı. Hemen burayı nasıl düşünelim? 8 ile 2 gibi düşünsek... ...bakın buradan artı... ...buradan artı... ...6x buradan geliyor. 8x buradan geliyor. Toplamları burayı veriyor. Yazarken yan yana yazdım. 3x artı 8 çarpı... ...x artı 2 eşittir 0. Burayı 0 yapan x değeri... 0'a eşit dediğim zaman... 3x eşittir eksi 8. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x eşittir eksi 8 bölü 3 oldu. Burayı 0 yapan x değerimiz de eksi 2. Şimdi nerede max yapmış, nerede min yapmış buna bulabilmek için bir de tablo yapacağım. Küçük köküm eksi 8 bölü 3. Büyük köküm eksi 2. Tablomu aldım. En büyük dereceli terimin işaretine bakıyorum. Artı. Burada artı. Burada eksi. Burada artı. Bak fonksiyonum buraya kadar artıyormuş. Sonra buradan sonra azalmaya başlıyormuş. Buradan sonra tekrar artmaya başlıyormuş. Bak yani benim sek şöylemiş grafiğim. Burada tepe burada çukur. Bak tepe yaptığı yer neresiymiş? Eksi 8 bölü 3'müş. Tepeyi yaptığı yer. Çukur yaptığı yer neresiymiş? Eksi 2. Onu biliyorum zaten. Tek yapmam gereken grafikte şimdi fonksiyonda eksi 8 bölü 3 yazıp şurayı da bulmak. Bizimki küsürlü geldiği için bir tık uğraştıracak. Gideceksiniz. Şuradaki fonksiyonda x gördüğünüz yerlere ne yazacaksınız Eksi 8 bölü 3 Hadi yazalım Fonksiyonum burada bakın Yazalım hadi f eksi f eksi 8 bölü 3'ü hesaplıyorum şimdi eşittir eksi 8 bölü 3 artı 3 çarpı eksi 8 bölü 3'ü buraya yazıyorum bakın ne geldi eksi 8 bölü 3. Artı 2'nin karesi. İşte burayı hesapladığınızda şu değeri de bulmuş olacaksınız. Tamam mı? Şimdi sorular böyle. Bütün senaryoları çözmüş olduk. Umarım yazılınızdan sonra çözmemişizdir. Faydası olur sizler için. Ee, elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştık. Önce kendi yaptığımız soruları çözdük. Sonra senaryodaki benzer soruları çözdük. İnşallah 100 alırsın. Hadi bakalım 100 aldım diye veya kaç aldığını yüz aldığına şartlamayalım. Kaç aldıysan gel yorumlara yaz sonra. Hadi görüşürüz bay bay.